Şu ana kadar bu bölümde iki boyutlu ortamdaki eğrileri nasıl modelleyeceğimizi öğrendik. Artık esas soruna geri dönmenin zamanı geldi. Eğlenceli kısmı yani karakterleri üç boyutlu ortamdaki yüzeyleri kullanarak nasıl modelleriz? İşte bu aşamada alt bölme epeyce parlayacak. Bölme ve ortalama işlemleri üç boyutlu ortamda da aynı şekilde uygulanıyor. Bu da demek oluyor ki alt bölme de aynı şekilde uygulanabilir. Diyelim ki bir küp ile başlıyorum. Arka planın üzerine tıklayıp sürüklediğimde küpü farklı açılardan inceleyebiliyorum. Bölme aşaması burada eğrilerle yaptığımızdan biraz daha karmaşık olur. Kenarlara eklenen şunun gibi yeni orta noktalara ilave olarak yüzeylere de orta noktaları eklememiz gerekiyor. Aynen bunun gibi. Yüzeyin orta noktası o yüzeyi çevreleyen kontrol noktalarının koordinatlarının ortalaması alınarak hesaplanıyor. Mesela bu orta noktanın hesaplanması için şu dört noktanın ortalaması alınıyor. Ve bu orta nokta içinde, bunun için yani şu dört noktanınki. Ortalama aşaması da eğrilerle yaptığımızdan biraz daha karmaşık. Burada da her bir nokta ortalama kullanılarak farklı bir konuma taşınıyor. Fakat bu seferki düzgün bir ortalama değil. Bunun için yerini değiştirdiğimiz noktanın çevresindeki tüm noktaların ağırlıklı ortalamasını kullanmamız gerekiyor. Ağırlıklı ortalama konusundan daha detaylı olarak önümüzdeki bölümde bahsedeceğiz. Aynen eğrilerde yaptığımız gibi burada da bölme ve ortalama işlemlerini alt bölme işlemi olarak birleştirebiliriz. Eğer yeteri kadar alt bölme yaparsak şekil yuvarlanmış bir yüzey haline gelir. Şimdi de bunu ortası delik olan bir şekil için deneyelim. Tek alt bölme işlemiyle şunu elde ederiz. Bir kez daha alt bölme yaparsam şu olur. Kısacası düzgün bir görsel için ihtiyaç duyduğumuz kadar çok alt bölme yaparız. Alt bölme ilk kez Jerry'nin Oyunu filmindeki Jerry isimli karakteri yaratmak için kullanılmıştı. Bu Jerry'nin elinin alt bölme yapılmadan önceki hali ve bu da alt bölmeden sonraki hali. Jerry'nin oyunu filminden itibaren tüm karakterlerimizi yaratmak için alt bölmeden yararlanmışızdır. Hatta bu işlemi karakterler dışındaki şeyler için de kullandığımız oluyor. Mesela inanılmaz aile filmindeki binaları bu yöntemle yarattık. Alt bölme ileri atılmış yaratılmış yüzeyler sanatçılar için de büyük kolaylık sağlıyor. Sırada sizin denemeler yapabilmeniz için sunduğumuz basitleştirilmiş bir üç boyutlu ortam uygulaması var. Gerçekten hadi biraz oynayın. Aklınıza gelen her şeyi deneyebilirsiniz. Rahat olun, bunu bozma şansınız yok. Ayrıca istediğiniz zaman baştan başlayabilirsiniz. Alt bölme işleminin tam olarak ne yaptığını iyice anladığınız zaman devam edin ve son alıştırmayı da yapmayı deneyin. Ondan sonra bir sonraki bölüme geçip alt bölmenin ardındaki matematiği anlamak üzere biraz daha derinlere dalabiliriz. Hadi şimdi harika bir şeyler yapın bakalım.